Evet, selamlar arkadaşlar. Şimdi Bozkurt arkadaşımızın bir replay daha geldi. BZ-176 tankıyla oynuyor. Yılbaşı kutularından çıkan bir tank. Bu tankı bilmeyenler için söyleyeyim. Hasar ortalaması çok yüksek bir tank. Yüksek patlayıcı mermisi ve zırh delici mermisi olan bir tank. Fakat yüksek patlayıcı mermilerinde muazzam hasarlara ulaşabiliyorsunuz. Ve çok ilginç bir replay izleyeceğiz şimdi. Şimdi bu haritada biliyorsunuz genelde ağır tanklar şehre gider. Taret oynayabilecek bir tank. Sola gider. Topunuz da iyi diyorsa sola gidersiniz. Zırhınız varsa nispeten ağırsanız buraya gidersiniz. Fakat Bozkurt Fırat acayip bir hareket yapıyor ve tankını göbeğe sokuyor. Ve bakın izleyelim neler oluyor. Şimdi burada birinci alternatif olanaklar şu. Bir light gelir ki oyunda bir light var. Sizi spotlar ve dakikalar içerisinde garaja gidersiniz. Hatta saniyeler içerisinde garaja gidersiniz. İki, karşınıza bir ya da birkaç tane daha light ya da mat benzeri tank çıkar. Onlarla başa çıkmaya çalışırsınız. Onlarla başa çıkarken de şehir bölgesinden şu bölgede elle gösteriyorum. Yine eli görecek misiniz siz orada anlamıyorum. Şu bölgeden yine hasar alır ve yine garaja gidersiniz. Burada şansına hızlı bir şekilde nitrosunu kullanarak biliyorsunuz bu tankta 4 adet nitro var ve bu nitroları roketleri kullandığınız mı tankınız hızlı gidiyor. Geçerken bir light görüyor. Light da çok feci bir hasar veriyor. 750. O bir AMX 1357. O sadece bir AMX 1357. Ve 750 hasar onun için ne demek biliyor musunuz? Canının neredeyse %90'ı demek. %99'u demek hatta. Ve gördüğünüz gibi o tank şu anda bitti. Spotlandı. Spotlandı ve bitti. Tabii ki AMX 1357 BZ-176'nın zırhını delebilecek bir tank değil. Topun yüklenmesini bekliyor. İkinci atışı da muhakkak yapacak ona. Bu arada şansı takımı sağdan basmaya karar veriyor. Ona nişanını alıyor, kaçırıyor. Fakat apartmanın arasından geçeceğini düşünüyor. Bekliyor. Olmadı. Bu arada solda bir tane adam gidiyor. RHM. RHM tehlikeli bir tank aslında. Bu tankın da zırhını delebilir. Bu arada Skorpion sağdan ateş etti. TBPU sağdan ateş etti. Spotlandı. Süper Raket sağdan ateş etti. Fakat neredeyse sadece ama sadece Skorpion'un zırhı delen bir mermisi vardı. Diğerleri zırhını delemedi. Bu gerçekten bu tankın ne kadar zırhlı olduğunu gösteriyor size arkadaşlar. Seviye 8'de bu tank çok zırhlı bir tank. Şimdi onun için yapılmış, onun için biçilmiş özel kayaya geçti. Dedi ki, aga bu iki kayanın arasından, anında tam bu iki kayanın arasından ben geleni geçeni çat bir tane, çat bir tane tokatlarım böyle. Devam ediyoruz. T20 bu arada vurdu ona. Nasıl deldi ben de anlayamadım. Nereden deldi ben de anlayamadım. Tebrik etmek istiyorum. Nişanını alacak. Bekliyor. Biraz daha bekliyor. Biraz daha bekliyor. Bam. 747 hasar TVP. Maalesef o da canının ciddi bir miktarını bu mermi sayesinde kaybediyor. T20 bir atış daha yaptı. Bu arada tank da spotluyor. Pozisyonu çok ileride çünkü. Çok fazla ileride olduğu için rakip tankların neredeyse tamamını spotluyor. Şu anda 1500 hasarda, 990 sektirme ve 275 spot hasarında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normalde bir ağır tankı, hele BZ-176 gibi bir ağır tankı buraya sokmazsanız ama bir çılgınlık yapmış, sokmuş ve bakalım neler oluyor. Devam ediyoruz. Burada yine bir görebilir miyim, ateş edebilir miyim? T20'yi çok feci cezalandırdı. Ha, T20 şöyle çıkardı kafayı, çat tokadı yedi kafaya. Pardon. Devam edelim. Şunu diyebilirsiniz. Karşısına hiçbir adam gelmedi. Evet yani birileri hata yapacak ve o hatalardan birileri faydalanarak doğru hareketi yapmış olacak ve maçı kazandıracak. World of Tank'ın kuralı bu. Welcome to World of Tank diyoruz. Gördüğünüz gibi aynı yerden bakmaya devam ediyor. 2300 hasar atmış durumda. Zırh tarafından sektirdiği mermi sayısı hala aynı. Artık oradakilere görüşü kalmadı gibi. Zaten hani o iki tankı da vurma şeyi olur mu? Harcamaya değer mi ona mermi? Değmez falan diyor. Aa derken bir tane daha tank görüyor orada. O da ne? Otomatik nişanda. Bu otomatik nişan izlerken, ilk izlerken denk getirmez dedim ve getirmedi de. Halbuki biraz daha geriye geçip onun geleceği yere ateş etse çok daha rahat vurabilecekti ama yine oyunculuk olarak gayet iyi bir oyunculuk izliyoruz. Yine aynı yerden onun için özel yapılmış o pencereden, iki kayanın arasındaki pencereden bakıyor, nişanını alıyor, vazgeçiyor.
Çünkü topu da olmadı. Bu arada BZ'nin vurduğu tüm tanklar ya kötürüm kalıyor arkadaşlar, ya sakat kalıyor, ya sol böbreklerin sol dudaklarını kaybediyor. Çok büyük bir hata yaptı AMX ve ikinci atışında yiyerek garaja gidiyor AMX. Basmaya devam ediyor. Şu anda 2444 hasarda ve ciddi bir şekilde ortadan giderek maçı domine etmiş durumda. Burada fark ettiniz mi? Rakip takıma farklı bir hamle yaptığınızda rakip takım çok ciddi bir şekilde feyle düşüyor. Bak, ortada birçok tank onun ortada olduğunu biliyor. Birçok tank ona ateş ediyor. Birçok tank onu delemiyor. Ve bunun beyhude bir çaba olduğunu gördükleri için de bir daha hiç uğraşmıyorlar bu tankla. Devam edelim. Nişanını aldı. Atışını yapacak garajda. Su 100 M1 garajda. Şu anda 3021 hasarda. Bir atış arıyor. Bulabilecek mi? Kayanın arkasına geçti düşman. Görüyor. Net atış. Bekledi. O da garajda. Fırat burada tokatlaya 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 geçiyor. Ortayı yarıyor. Şimdi Drone 16 3500 hasar attı. Her şey çok iyi gidiyor. Yarı canını kaybetti. Rakip takım onu çok da silemiyor. Çünkü onun zırhını delebileceklerine emin değillerdi ve o yüzden ateş etmediler aslında. Hani ya rakip takım neden ateş etmiyor? Neden ateş etmiyor sorusunun aslında cevabı bu. Delemeyeceği bir zırha ateş etmiyor adam. Palet atıyor, olmuyor, bilmem ne. Derim geçiyor, gidiyor. Şimdi Scorpion'u gördüm. Onu denen tanklardan biriydi. Büyük bir ihtimalle Scorpion'u deleyecek diyorum ben. Scorpion nişanını almak istiyor. Bakın biraz öne nişan aldı. 871 hasar. 871 hasar. Devam edelim. Evet. Devam ediyoruz. Yan yan yengeç gibi çıkıyor. Hiç umurumda değil artık bundan sonra maç. 4464 hasarla oyuna devam ediyor. BZ tankımız, Fırat'ımız. Önünde boş bir arazi. Bir RHM var derken RHM garaja gidiyor. Bir hasar daha vereyim daha istiyor. Bir hasar daha, bir atış daha ne olur diyor takımına. Fakat tankı biraz yavaş. O yetişebilecek mi? Rakip zaten tek bir tank kaldı. Adı Arti. Görüyor, vurmak istiyor. Vurabilecek mi? Vurdum, onu da garaja yolladı. Onu da garaja yolladı BZ. 4670 hasar. Arkadaşlar. BZ bugün bir video yapmıştım ben. World of Tanks'taki en iyi ağırları inceledik. Tabii kendi seviyelerindeki en iyi ağırlar bunlar. BZ 176 kesinlikle kendi seviyesindeki en iyi ağır tank değil ama eğlenebileceğiniz bir tank. Bu tank muazzam eğlenceli bir tank. Hele rakip takım birazcık da artık sizi umursamazsa, size diş geçiremezse, sizde uğraşmayı bırakmak zorunda kalır veya bırakırsa gerçekten eğleniyorsunuz. Fırat'ı tebrik ediyorum. Ben olsam oraya sokar mıydım tankı? Sanmıyorum. Ben büyük bir ihtimalle sağdan giderdim. Şehrin içinden giderdim. Ama Fırat soldan giderek doğru karar vermiş ve rakiplerini de ciddi bir şekilde bozguna uğratmış arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. World of Tanks'a BZ gibi tanklardan korunun efendim.